İyi videoyuma hoş geldiniz. Şimdi nasıl bir giriş yapacağım bilmiyorum. Biraz ani gelişti. Bugün bir abim arkadaşının, kendisi avukat, ofisini ziyaret ettim. Ben de yeni mezun olacağım için aklımda kalan soruları sormak istiyorum. Ofisine geldik. Şimdi hem ofise biraz bakacağız, hem de ben ufak bir röportaj tarzı bir şey olacak. Kendi aklımda kalan soruları soracağım. Öyle devam edecek. Umarım güzel bir video olur. Başlayalım. Şimdi Mert Arzuman ismi. Güzel bir ofisi var. Merhabalar. Merhaba. Fatih'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geç kardeşim, buyur. Tamamdır, geçiyorum. Ofis bu şekilde. Abi bir şey diyeyim mi yalnız? Ben her ofisine geldiğim zaman böyle cidden şey yapıyorum, hani abi güzel bir yere geldim diyorum, çünkü tasarımı olsun, sadeliği olsun çok hoşuma gidiyor. Bizden geldiğince. Tamam, o yüzden de belli oluyor yani. Şöyle Atatürk resmi, işte ruhsatı. Geç, buyur. Tamamdır, oturdum. Şöyle. Evet kardeşim, hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk abi. Ben bir giriş yapayım. Tabii ki, tabii ki. Tamam. Şimdi arkadaşlar, abim arkadaşı Mert Arzuman, kendisi avukat. İşte bir sohbetimiz var. Ben ona sorularımı soracağım. Ofisini ziyarete geldim. Çok amatör bir giriş oldu hemen. Olsun, rahat ol. Tamamdır, sağ olsun. Rahat ol. Çay hazırlamış. Evet. Öncelikle Fatih'in arkadaşları, sonrasında da bizi izleyecek olan herkes. Ben Fatih'in abisinin liseden beridir 13 yıldır arkadaşıyım. Evet. Liseyi Ankara'da birlikte okuduk. Sonrasında ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Daha sonrasında orada bir eğitim geçmişimiz oldu. Şu anda da avukatlık mesleğini icra ediyorum. Avukatlık mesleğinde stajım dahil 4. senemin içine girmiş bulunmaktayım. Bununla ilgili Fatih kardeşim de ricada bulundu abicim. Evet. Ziyaretinde bulunalım. Bir söyleşi gerçekleştirelim. Yorgun bir gündü. Duruşmalarımız vardı. Çalıştık, dilekçelerimizi yazdık. Yani seçim arası olması sebebiyle de beyinsel olarak, zihinsel olarak, bayağı mental olarak yorgun ve geleceğimiz belirsiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bunun da yorgunluğu var tabii. Ama her şeye rağmen Fatih kardeşimin gelmesini istedim tabii ki. Valla çok sağ olasın. Zaten birkaç gün ben uzun süre Ankara'dayım. Böyle bir görüşemedik adam akıllı. Arka bir gün olsan yarın da olsun falan diye. Sen her aradığında İşimiz gücümüz, senin sınavları, senin programları Fatih'cim. Bugün buradasın, buyur. Seni dinliyoruz. Sağ olasın, vakit ayırdın. Şöyle abi, ben 4. sınıfım. Hukuk Fakültesi'nde bitiriyorum. İşte bir üniversitede hukuk fakültesi okuyorum. Sınavların büyükleri, finallerin bitmesine bir ay kaldı. Şimdi bizde şey oluyor, genellikle arkadaşlarla konuştuğumuz zaman da ne yapacağız bundan sonra? Hani hakimlik, savcılık yapacağız, buna karar verenler var, avukatlık yapmak isteyenler var. Ama işte stajı nerede başlatacağız, nasıl yapacağız, staj dönemi nasıl geçecek gibi bir sürü aklımızda şeyler var. Yani ben artık şeyi sormak istemiyorum. Hukuk fakültesine başladım, hukuk fakültesinde nasıl kendimi geliştirdiğimi hani bir kısacık konuşabiliriz izleyen arkadaşlar için. Ama ağırlıklı olarak yeni mezun olan birisi ne yapar? Onu konuşalım. Şimdi yani Fatih'cim, beni şey olarak düşün, hukuk fakültesi yeni başlamış, 2. sınıf bir arkadaş olarak düşün. Hani ben kendimi nasıl geliştirdim? Akademik anlamdan bahsetmiyorum, her anlamda, sosyal anlamda da bahsediyorum. Yani öncelikle şunu söyleyeceğim Fatih'cim, ben fakülteye 2014 yılında başladım. Evet abi. 2014 yılında başlayıp hatta bir yıl fazladan Eskişehir'de okuyup 2019'da tamamlayan bir hukuk fakültesi öğrencisiyim. Öncelikle söylemem gereken şey şu, bizim o yıllarımızda bile şu anki sizin düşündüğünüz yıllara göre, geleceğinizin daha karamsar olduğunu düşündüğünüz yıllara göre, biz bile o zamanlarda hani çıkınca ne olacak? Hangi yönden gideceğiz? Hakimlik, savcılık sınavına mı girilecek? Avukat mı olacağız? Avukat olursak piyasada tutunabileceğiz mi? Fakültede akademisyen olarak kalsak iyi mi? Kurum sınavlarına girdiğimiz zaman niye bu fakülteyi okuyoruz o zaman? Hani şey gibi düşünmedin, niye o zaman düz memur olabileceğimiz bir fakültede okumuyoruz? Aynen, kendimizi abi. Yani bilinçsel olarak kendimizi şöyle kurum sınavlarına girdiğimizde, çünkü herhangi bir kurumun sadece içişleriyle alakalı belirli şeylerde çalışıyoruz ve hani şunu öngörüyorduk o zamanlarda, kendimizi tek bir yönde çalışarak
diğer öğrendiğimiz tüm bilgilere onlara karşı kendimizi kapatmış, kör etmiş olur muyuz? Bunun korkusu, bunun tedirginliği o dönemlerimizde bile oluyordu. Şuna gelmem gerekirse sizin öğrenciliğinizin şu anki özellikle 2 seneye yakın kısmı pandemi süreciyle geçti. Evet. Online eğitimler olsun. Hani ben olsam ben de hani belki o zamanlarda öyle yapardım da online eğitimlerde kaytarma süreçleri olsun. Derse katılıyormuş gibi gözüküp katılmama süreçleri olsun. Hani bunlar neticesinde geçtiği için sizin karamsarlığınızı daha iyi anlıyorum. Birinci problem bu. İkinci problem hukuk fakültelerinde de ilk önce öğrendiğimiz ve 4 yıl boyunca da gördüğümüz eğitim neticesinde bu bizim mesleğimiz pratikte yüz yüze yapılabilecek bir meslektir. Hı hı. Hakim de olsan, savcı da olsan, avukat da olsan, bir kurumda da çalışsan yüz yüze. Çünkü bir nevi kendi mesleğimden örnek vereyim. Ceza dosyaları alıyoruz veya boşanma dosyaları alıyoruz. Özellikle ceza dosyaları bir savunma sanatıdır. Savunma sanatında online ne kadar etkili olabilirsin? Abi öyle mesela 3. sınıfta, ben 2. sınıfta pandemi denkledim. 3. sınıftaki hocalarımız hep hani sizin eksik, bilgi eksikliğiniz, tecrübe eksikliğiniz hissediliyor diyordu. Hı hı. O bile moral bozuyordu. Hı hı. Ki bizim hani bana göre bizim bölüm çok sosyal bir bölüm. İnsanlarla iletişim kurmamız gereken bir bölüm. Hı hı. Ama pandemi araya girdiği için zaten tam kaynaşamamışken, arkadaşlarımıza dahi, insanları tam tanıyamamışken pandemi girdi ve hiçbir şey yapamadık. Hani hiçbir şey yapamadık. 3. sınıfta geldiğimizde yeniden tanışma, yeniden bir arkadaşlık kurma gibi oldu. Ama yaşta geçtiği için artık bir de pandemi psikolojisi de çok atlatamadığımız için hani bir iletişim problemi hep yaşandı bizde. Bir yetişememe sendromu bilinç evet. Altında yani genel olarak duyduğumuz. Hani sadece hukuk fakültesine dair genel olarak öğrencilerin, yani tanıdıklarımızın, her yerden duyuyoruz genç kardeşlerimizden yetişememe. Hı hı. Bir şey olamayacağım korkusu. Evet abi. Ama yani şunu unutuyoruz. Öncelikle bizim değiştiremeyeceğimiz şeyleri kaygısından kurtulmamız gerekiyor. Şimdi bu süreci seninle dair belki milyonlarca öğrenci, milyonlarca aile yaşadı. Bu bir. Bu süreç bizim elimizde olan bir süreç değildi. Bizim değiştirebileceğimiz bir süreç de değil. Hı hı. Ondan dolayı seninle aynı eğitim düzeyine aynı şeye sahip ve senin senelerinde okuyan insanlarla kendini kıyaslayacaksın. Hı hı. Senden öncesi veya senden sonrasını düşünmek şu an olarak kaygını çok artırır. Bunun diyeceğim şeylerden birisi de bu. Herkes kendi zamanını ve hayatını yaşar. Bu cümleyi idrak edebilirse gerçekten ona göre yolunu bir şekilde alırsın. Ha tabii ki geçmiş dönemlere bakarak biraz daha zorlanabileceğiniz anlar olacak. Şeyiniz olacak. Ama ana etmenleriyle diyebileceğim şey şu. Bir şeyler de senin elinde gerçekten. Hani belki mesleki olarak çok kendini yeterli hissetmiyor olabilirsin. Ama ona rağmen ne yaparsın? Ona rağmen bundan sonrası için sosyal yetilerini geliştirebilirsin. Becerilerini geliştirebilirsin. Mesleğe dair bizim mesleğimizin detaylarındaki bilgiler olsun. Güncel olarak değişiyor biliyorsun hukuk sistemimizdeki bilgiler. Bunları en azından kendin öğrenmeye çalışarak kendine verimli bir düzen sağlayabilirsin ilerisi için. Abi çok teşekkür ederim. Özellikle dediğin o şu söz çok hoşuma gitti. Herkes kendi zamanlığıyla kıyaslamalı mı dedin? Herkes kendi zamanını yaşar. Herkes kendi zamanını yaşamalı. Aynen. Güzel söz. Ya bir nevi herkes kendi hayatının baş kahramanıdır. Bu şekilde düşünmek lazım. Evet. İkinci olarak da lafını kesiyorum. Şunu belirteceğim, şimdi bizim mesleğimizde, mesleğimizin saygınlığının geldiği nokta olsun, ülkemizdeki hukuk sistemi olsun, sonrasında meslektaşlarımızın sayısının fazla olması ve meslektaşlarımızın sayısının fazlalığına göz attığımız zaman da şunu görebiliyoruz. Ortada nüfusa göre bir pasta dilimi var. İş imkanı, iş olanakları küçüldü gibi görüyoruz. Bu bir gerçek. Bunu diyoruz. Ama ben naçizane tavsiyem de burada şu olacak. Şimdi böyle düşünüp karamsarlığa kapılmaktansa ben çok aman aman gelin hukuk çok iyi, meslek mükemmel, şu bu. Bunları demiyorum. İddia da etmiyorum. Ama bunları mesela biz de fakültedeyken aynıydı. Eleştirmek kolaydı.
Bunları mesela okul bitince çabalarınızı, şunları bunları sergiledikten sonra, tüm direncinizle, inancınızla, tüm kuvvetinizle sergiledikten sonra gelip bana dersiniz ki abi gerçekten ben böyle 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 bunları yaptım. Evet, gerçekten dediğiniz gibiymiş. Ama çabalayıp geldikten sonra söylerseniz emin olun vicdani olarak siz daha rahat olacaksınız. Bize de daha inandırıcı gelecek bazı şeyler. Bunu da belirtmek istiyorum yani. Çabalamadan "Ha, bu meslek böyleymiş." ne olacak? Sen bir çabala. Yani bir şeyler yapmaya çalış. Bir emeğini ver. Yani ondan sonra ki yani baştan yok demektense ben şunu yeğlerim, emek verdim. Olmasa bile ben elimden geleni yaptım demeyi yeğlerim. Olursa zaten olması yönünde emek veriyoruz. Evet, öyle. Peki abi, şimdi ben kendi üniversite hayatımdan örnek vermek istiyordum. Yani ilerlemek istiyordum çünkü ben kendi yaşadığımı biliyorum zaten. Ben fakülteye başladığımda abi diğer fakülte arkadaşlarım çok fazla olmadı yani. Genelde bu fakültesi öğrenciler bir arada takılıyorlardı. Yani benim arkadaş çevrem de genelde bu fakültesi öğrencileriyle birlikte. Ve hani birçok arkadaşım, büyük bir çoğunluğu hani derslerden haricinde hani özel bir ilgilenme çok ilgilenmiyorlardı. Olsa bile çok biraz yapıyorlardı. Yani İstisnai olarak tutuluyordu yani. Akademik olarak çalışan arkadaşlarım var. Mesela en yakın arkadaşlarım bir tanesi o şekilde. İşte çeşitli kurslara gitmek isteyen insanlar var, gidenler var. Ancak dediğim gibi büyük bir çoğunluğu derslerden haricinde bir şey yapmıyor. Hani fakülte sürecinde bir hobi edinmek veyahut da hukuktan farklı bir alanda ilgi alanı bulmak etkili oluyor mu? Olur mu sence? Yani tabii ki. Öncelikle şunu belirteyim. Bizim fakültemizdeki dersler, derslerin yoğunluğu, sınav dönemi stresimiz. Tabii ki sadece sanki o senelerde bu sınavları geçmemiz gerekiyor gibisinden odaklanmayı gerektiriyor derler. Burada belirtmem gereken şey şu. Teorideki bilgileri ders zamanı ve sınav zamanı öğrendiğin zaman, fakülteni bitirdiğin zaman ve güncel olarak olaylarımızı takip ettiğin zaman teori kısmını yeterli derecede aslında tamamlamış oluyoruz. Aslında bizim burada kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ben de dahil olmak üzere zaman zaman kaçırdığımız noktalar şu. Her şey fakültedeki ders değil. Evet. İkincisi, hukuk öğrencisi olmak veya hukuk bittikten sonraki yapacağın meslek senin sosyal olmanı gerektiren bir meslektir. Her şey aslında bunun temeli insan sosyal bir varlıktır. İnsan tek başına her zaman kendi hayatını idame ettiremez. Aslında bunun temeli oralardan geliyor. İkincisi de bizim mesleğimizle alakalı sürekli insan ilişkileri içerisinde ilerleyeceği için bizim sosyal bir insan olmamız, 7 yaşındaki çocuğun psikolojisini de anlamamız gerektiğini, 75 yaşındaki insanın psikolojisini de anlamamız gerektiğini, gereğini diyeyim sağlıyor. Böyle düşünecek olursak yani fakülte sürecinde herhangi bir yaptığın sosyal aktivite olsun, en basitinden tiyatroya gitmek, topluluklara üye olmak veya okul içi yönetimler oluyor biliyorsun hukuk fakültelerinde, evet, diğer fakültelerde. Yani münazaralara katılmak, ondan sonra yarışmalara katılmak. Hadi hepsini geçtim ya, bunlar ya, ben hepsini istemiyorum. En basitinden fakülteye gittin, tek başınasın, hiç arkadaşın yok. O kantine bir otur, birisine merhaba de, gülümse, tanışmaya çalış. Ben en basitinden bunu söylerim. Hiçbirini yapmadığımızı varsayalım. Ha, hepsinden yapsak ne güzel olur. İnsanlara ön yargısızca yaklaşmayı aslında oralarda öğrenmeye başlayabilirsin. Bizim lise sona, hatta üniversite zamanlarında devam ediyordu. Üniversiteye gelen yaşımıza kadar bu ülkede şu var. Ben de birebir yaşadım zamanında. Belli bir aile yapısından yetiştirilmişiz. Kendimiz o kalıplarla bu zamana kadar getirmişiz. Üniversite 1'e geldik. Şimdi hala o kalıplarda yaşamaya devam edersen, bilinçsel olarak, ideolojik olarak, düşünsel olarak, bir yandan da dersen ki ben bu fakülteyi okuyorum, bu fakülteyi hiçbir zaman öz bir şekilde anlayamazsın. O okuduğun dersleri bile algılayamazsın. Sana hukuk ne diyor, kanun ne diyor?
İster hakim ol, ister avukat ol, ister savcı ol. Yasalar önünde herkes eşittir diyor. Evet. Öyle ya da böyle benim bu dediğim cümle, tamam günümüz hukuk sisteminde eleştirilebilir şeyler var da aslında bunun özü budur. Bunu bilinçsel olarak iyi yerleştirdiğimiz zaman toplumda yanlış giden bir şeyler olduğu takdirde bizi de rahatsız eden dengelerin olduğunu fark edebileceğiz. Ama bunu bizim özümüze yerleştirmemiz lazım. Kulaktan duyma olmaması lazım. Evet. İkincisi, sosyal olarak devam etmemiz gerekiyorsa ya bir nevi algılarımız dışarıya açık olacak her zaman. Öğrenmeye açık olmalı. Öğrenmeye açık olacak. İyi olaylara, kötü olaylara hepsini gördüğün zaman şaşırmama, onu idrak edebilme kapasitesi, bunların hepsine açık olacaksın. Benim naçizane öngörüm budur. En büyük sosyalleşmede dediğim gibi herkes sayar. Futbola git, şuraya git, buraya git, katıl. 101. En basitinden onu diyorum yani. 101, biz de çok okuldan kaçıp, ya hukuk fakülteleri çoğunda devam zorunlu yok biliyorsun zaten. PlayStation'a giderdik, 101'e giderdik, arkadaşlar konsere giderdik, şey yapardık. Çok yani derse girmediğimiz zamanlar olmuştur. Hatta hocalarımızla takılıp oturduğumuz zamanlarımız da fazla olmuştu. Buradan Anadolu Üniversitesi dönemimizdeki hocalarımıza tek tek isimleri saymayayım, selamlarımı da ileteyim. Belki görür bizi. Yani demek istediğim şey şu. Hepsini herkes der ama bunun ana temeli en basitinden çevrendeki insanı, çevrendeki hocayı tanımaktan geçiyor. Oturup kantinde birisine merhaba demenle sosyalliğin başlıyor. Öncelikle bunu yapsınlar. Sonrası yani ip gibi dizilip gelecektir sonra, sıralanacaktır. Abi ben bu söylediklerini bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii ben lisedeyken çok çekinik, içine kapanık bir insandım. Hani üniversiteye başlayınca bir hani anlık bir cesaret ile insanla tanışmaya çalıştım. Ben dediğim gibi ilk başta bir aileden kalma belli bir görüşler var zaten. Hani senin bilinçaltına veyahut da işte o şekilde geçiştik. Belli kalıplar oluyor ister istemez. Belli kalıplar oluyor. Mesela ben üniversiteye gittim, işte doğusundan batısına, kuzeyinden güneyinden bir sürü insanla tanıştım. Tabii 81 ondan, vilayetten 81 görüşte olan insan geliyor. Evet, yani onlarla tanıştım. Hani sohbet ettikçe, bir de artık hani ön yargısız gitmeye çalıştığım için sohbet ettikçe o insanların ne kadar iyi insanlar olduğunu, senin benim gibi olduklarını, hani ideolojileri, görüşleri, ne bileyim hayat tarzları farklı olsa bile bir şekilde bir ortak noktada buluşabildiğimi keşfettim. Bu da aslında beni böyle insanları sevmek için güzel bir fırsat oldu yani. Ben o yüzden yeni bir insanla tanışmayı çok seviyorum. Onları dinlemeyi çok seviyorum konuşmaktansa. Yani bunun bana kattığı birçok şey var. Sosyal anlamda da bilmediğin şeyler de öğreniyorsun. Mesela bir arkadaşım finansla ilgileniyor. Finansla ilgili hiçbir bilgim yok benim ama o anlattıkça biliyorum. Başkası futbol anlatıyor. Veya senin de ilgini çekebilecekmiş diyorsun. Bundan sonra ilgilenmeye başlayacağım diyorsun belki YouTube o sayede. Abi. En basitinde. Evet. Günümüzün en çok... Yani insanların neden ben de böyle bir oluşumun içinde bulunmayayım, neden ben de kendimi özgürce ifade etmeyeyim diye başlayıp ilerlettiği bir şeydir YouTube. Ayrıca hani bu çok insanla muhabbet etme, bu işte insanların anlattıklarını dinleme, belki kendini araştırmak da hani yeni sohbetler açma, yeni bir konuşma sırasında belki kapılar açma gibi şeyler de ortaya çıkartıyor. Çok güzel fırsatlar yakalatıyor. Yani ben bu sayede birkaç yere gidebildim, bir tane staj yapabildim. Hani konuşmasaydım, iletişim kurmasaydım bunları yapamayacaktım. Yani bu açıdan da gayet verimli, geri dönüşü çok güzel olan bir şey. Bir de insanlar tanıyorsun, nerede kazık yiyeceksin, nerede yemeyeceksin, az çok öğreniyorsun. İnsan tanıma sanatı aslında bir yerde. İnsanı tanıyorsun, tanıma sanatı ve hani inanılmaz güzel geri dönüşleri olan bir şey. Hani bir de cebinden de para çıkmıyor yani, tanışıyorsun, sohbet ediyorsun abi şimdi. Yani para çıkıp çıkmama konusuna göre de bakmamak lazım. Tabii günümüzde artık bilinçaltına o kadar para kelimesi indirgendi ki. Yani para günümüzde amaç olmaktan çıktı, araç haline geldi. Tabii ki bunun etkeni senin benim diyaloğum değil. Bunun bize nasıl empoze edildi? Yani düşünsel olarak bizlere nasıl aktarıldı? Fakülteyi bitirelim, en kral takımları giyelim. Fakülteyi bitirelim, en kral arabalara binelim. Yani fakülte içinde konuşulan örnekler bunlar. Daha mesela mesleki olarak bizim her sektörden mesela müvekkillerim olduğu için nerelerde neler konuşuluyor onları sen var tahmin et yani paraya dair. O yüzden o para konusunda öyle düşünmemek lazım da insan tanımak. İnsan tanımak. Aynen öyle. Para konusunu şuradan söyledim. Konuyu biraz daha bu mezuniyete, mezuniyet. İş hayatına getirmek için. Stajda kaç para kazanacağız biz? Benim son bir ayım okulda. Olabilirsem inşallah mezun olacağım. İşte staj yapacağım. Şu an avukatlık yapmayı düşünüyorum. Hani hakimlik savcılık sınavlarına girmeyi çok istemiyorum kendi
düşünce olarak, istek olarak daha doğrusu. Sen avukatsın. Mesela avukatlık mesleğini yapmak için staj yapman lazım. Tabii. Stajyeri nasıl buldun? Veyahut da hangi stajyeri tercih edebilir? Stajda yeni bir staj olarak ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Kendimizi hangi alanda geliştireceğiz? Yani bunları biraz konuşabilir miyiz sen de? Hani genel olarak anlatabilir misin? Öncelikle şimdi benim hayat öngörüme göre ben hiçbir zaman tercih edilen değil, hep tercih eden olma yönünde kendimi geliştirdim ve vizyonumu ona göre belirledim. İkincisi, şimdi ben 10-11 yaşlarımdan beri, eski şeylerimde biliyorsun Fatih'im, abim de anlatmıştır, 10-11 yaşımdan beri çalışmadım, sektör kalmadı. Evet. Öğrencilik yaşlarımda da, aynı zamanda babam emekli mobilyacı, sitelerde olsun, şeyde olsun. Şimdi böyle olunca, ta o zamandan beridir, fakülte zamanından beridir belli bir sosyal çevreyi aslında ben seçtim. Ona göre geliştirdim. Mesleğe de bayağı katkısı oluyor şu anda, bu yadsınamaz. Evet. Demek istediğim şey şu. Sen nasıl bir staj yerinde, şimdi staj süreci dediğimiz süreç 1 sene. Evet. 6 ay mahkeme, 6 ay ofis süreci de olsa 12 ayı ofis süreciyle beraber, aslında tamamı ilk 6 ay ofis süreciyle mahkemeyi bir arada yürütüyorsun istersen. İkinci 6 ay ofis, yani totalde 12 ay bir ofis sürecin olacak. Herhangi bir kıdemini tamamlamış, yanında staj yapmaya yetkili olduğun bir avukatın yanında. Evet. Şimdi buradaki senin, şimdi günümüzde öncelikle şunu söyleyeyim, staj imkanı bulmak biraz zorlaştı. Yani şundan dolayı zorlaştı. Günümüzde avukatlar açısından söylemem gerekirse, yanına alacağız stajyerine. Güven duygusu, karşılıklı olarak güven duygusu olmasını ister, yetiştireceği insanın şey olmasını ister, yetkin olmasını ister, emeklerinin boşa gitmeyeceğini görmek ister. Yanındaki stajyerden de, stajyer avukattan da geleceğe yönelik bunun vibe'ını, yani bunun hissiyatını alması lazım. Evet, ben burayı öğrenmek için geldim, gerçekten öğrenmek için çabalayacağım. Şimdi piyasada duyduğumuz şeyler ve benim zamanımda da gördüğüm şeyler, biz de gidiyorduk mesela, insanlar gidiyordu, bakıyordu, ya gidiyordu bir ay orada staj yapıyordu, ya ben ofiste şunu beğenmedim. Veya avukatlarımızdan da, şimdi meslektaşlarımdan da bunu kötüye kullananlar var. Yanındaki insanı mesela yetiştireceğim diye almış, sürekli yanındaki insan 12 ay boyunca icra dairelerinde geziyor. Hiçbir ceza davasına yanında götürmüyor veya hiçbir hukuk davasına tevkilini yapıp duruşmaya sokmuyor. Şimdi bunlar ceza duruşmalarına giremez ama hukuk duruşmaları olsun, şeyler olsun, onları takip edebiliyor stajyer bir öğrenci. Şimdi burada karşılıklı olarak öncelikle bu güven hissiyatının oluşması lazım. Hem stajyer öğrenci açısından, evet ben bir senemi boşa geçirmemiş olacağım. Avukat açısından da, evet ben bu çocuğu yetiştireceğim, bu da azimli. Yani hissiyat böyle başlıyor ama günümüzde bunu bulmak çok zor. Ondan dolayı günümüzdeki stajlar genellikle naylon staja dönüştü. Hem pandemi zamanı olsun, hem şey olsun. Bizim barolarda da staj zamanı dersler yapılıyor. CMK eğitimleri, eşya eğitimleri, miras hukuku eğitimleri bu derslerde veriliyor. Belirli bir süreçle ilgili. Şimdi onlar bile ondan yapıldı. Yüz yüze yapılmadı. Belirli sorular, ödevler olsun, şeyler olsun. Şimdi günümüzde bu şeyleri de değerlendirecek olursak şunu yapman gerekiyor. 3 tane, 5 tane. Hani tek bir yere gidip görüşüp başlamak değil. Yani seçen konumunda olman lazım. Bu meslek bunu gerektiriyor. Çünkü bu mesleğin temeli de şu. Hakim savcı önüne gelen dosyayı seçemiyor. Ama avukatlık yapacaksan, sen özellikle avukatlıktan devam edeceğim diyorsun. Avukatın müvekkil seçme hakkı her zaman vardır. İstediği dosyayı alabilir, istemediği dosyayı almaz. Yani seçmenin temelini stajda en basitten yanında çalışacağı insanı seçebilmeli. Ha, seçebilmeli derken yanlış anlamasın meslektaşlarım burada. Sen kendini güvende ve gerçekten yetişebileceğin bir yeri seçmen gerekiyor. Anladım. Tabii ki meslektaş da ona yönelik. Yani bu iyi insan kötü insan kavramı mesleğe dayalı bir şey değildir. İyi insan kötü insan her yerde olabilir. Meslekte de olabilir, başka meslekte de olabilir. Sen kendini neredeyse iyi hissedeceksen, karşındaki insan sana ne kadar emek vereceksen, onun işlerine ne kadar yardımcı olacaksan, mesleği ne kadar öğreneceksen. Onun için benim naçizane tavsiyem şu olur. Minimum 3-4 yerle görüşüp senin belirlemeye çalışma. Anladım. Kendini verimli hissedebileceğin bir ofis olduğunu hissetme. Tabii ki işin içine girene kadar belli olmuyor da. En basitten girdin. Bir senelik bir süreç. Şimdi
staj sürecini iyi geçmezse bir ofis yönetimi, staj sürecinde aslında bilgiler de, adliye süreci de öğrenilmiyor. Bir ofis yönetimi nasıl olur? Ofis ödemesi nereden ne gelir, ne aktarılır? Ofisin giderleri nasıl karşılanır? Müvekkil nasıl ağırlanır? Müvekkille nasıl konuşulur? Mesleğin dürüstlüğü olsun. Şimdi bunlar aslında %50'si %60'ı bu. Diğerleri aslında mahkeme sürecini birinci yılında öğrenmezsen üçüncü yılında öğreniyorsun. Ha erken öğrensen senin faydana. Ama bu ana şeyleri öğrenemezse şimdi zannediyorlar ki piyasadaki çoğu kişi bizim maddi imkanımız yoktu ofis kuramadık. Hayır. Şimdi şu da var. Meslektaşlarım %20 %30'unda kendini o ofis düzeni veya kendi işini alabilecek potansiyeli hazır hissetmiyor. Korkuyor. Yönetimi bilmiyor. Tedirgin oluyor. Sen biliyorsun benim ilk bir sene, bir buçuk sene home office şeklinde geçti. Evet. Pandemi süreci, vergi levhamı eve açtım. Ha, sonrasında da görüşmelerimi yapabileceğim yerlerim vardı, şeyim vardı. Yani ona rağmen bile kendi işimi yürütme riskini aldım. Ha, parasız kaldığımız dönemlerimiz oluyor, ödemelerimiz çok olduğu dönemlerimiz oluyor. Kendimizi idame ettirmemiz gereken dönemler oluyor. Bunları asla inkar etmiyorum. Ama dediğim gibi sen ne istiyorsun? Önce bunu kendine soracaksın. Ben burayı bir sene sonra tamamladığımda öyle ya da böyle kendi işlerimi idame ettirmek istiyorum veya istemiyorum. Bunu demezsen bir süre sonra dediğim kategoriye giriyorsun. Ben şeyi asla inkar etmiyorum. Herkes bir bakıma şanslı gelmiyor bu dünyaya. Ama sürece baktığımız zaman da kimi de o riski almayı gözünü karartıp giremediği için o riski almaya şey yapamıyor, yeltenemiyor yani. Anladım. Yani anladığım kadarıyla ilk önce birkaç yerle görüşüp sen nasıl bir staj yeri arıyorsun? İşte stajdaki hedeflerini onları tespit etmek. Ondan sonra girdiğinde de staj eğitimi aslında bu bizim okulda öğrendiklerimizden ziyade ofisin yönetimi, ofis genel atla. Tabii bu sen ama avukatlığı yapmayı devam etmeyi düşündüğün için. Ha derse ki ben kurum sınavlarına hazırlanıyorum, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama avukatlık ruhsatı da köşede dursun. Diyenler zaten yani faal bir şekilde fiili olarak stajlarını yapmıyorlar. Evet. İmzalarını attırıyorlar. Ruhsat alıp geçiyorlar. Avukatlıktan ilerlemek istiyorum ben. Yani avukatlıktan ilerlemek istiyorsa fakülte bittiğin anda ben bu mesleğe başladım artık diye düşünmen lazım. Ha, staj sürecinde de şöyle bir süreç. Maddi kaygıları çok önde tutarsan realist yaklaşmamış oluyorsun. Yani staj sürecinden aman aman maddi bir beklentiniz olmaz. Evet. Böyle de bir gerçek var. Evet. Maddi yatağa önem vermeyin diyorsun staj sürecinde. Yani önem verirsen şeyi yapamazsın. Hani şöyle ben çok şanslıyım bu arada o konuda da. Benim üstadımın yanında çalışıyordum ben. Birlikte çalıştığımız dosyalar oluyordu. Hani benim de başlarken maddi bir kaygım yoktu. Bu piyasanın şeyini biliyordum. Ezeldendir böyle çünkü. Stajyere para bile vermez kimse. 5 lira yol parasını çok görür gibisinden. Mantık da var. Ama dediğim gibi iyi insan kötü insan kavramı her mesleğin içinde var. Ortada bir emek olduğu zaman emin olun karşılığında bir şekilde alıyorsunuz. Ha ama staj döneminde alıyorsun. Ama emek verdiğin için mesleğe geçince gelen dosyaları idare ettirerek, idame ettirerek, sonuçlandırarak almaya başlıyorsun. Anladım. Hani bayağı bir karışık bir süreç. Ben biraz şey, ne istediğini bilmekle ilgili bir şey. Tabii ki ne istediğini bilmekle alakalı süreç devam ediyor. Onları iyi düşünmek lazım, iyi idrak etmek lazım. Ha bir de şey var hani, işte yeni başlayanlar veyahut da birkaç meslekte ilerleyenler şey diyorlar. İşte şu alanda çalışın, bu alanda çalışın, işte icrada çalışın, ceza çalışın gibi şeyler söylüyorlar. Yani sence bunları şimdiden söylemek ne kadar doğru veyahut da sen böyle bir şey tavsiye ediyor musun? Yani benim demek istediğim şey şu, ilkokuldan beri, liseden beri aslında bilinçsel olarak hepimizin okulda Türkçesi, matematiği, sosyal bilgileri, feni, liseye geçince biyoloji, fizik, kimya diye giden süreçte aslında hepimiz baktığımız zaman böyle bir iki ders sayabiliriz. Evet bu çok zevk veriyor bana. Ben bunda ilerlediğim zaman daha iyi başarılı olabiliyorum gibisinden. Şimdi mesleğin içine girince de avukatlıkta da İlk senelerinde hem maddi şeyler olsun hem mesleği öğrenme açısından olsun
Gelen dosyaların çoğunu alıyorsunuz zaten ister istemez. Ama sonraki sürece kadar şöyle baktığın zaman diyelim 20 dosya aldın, 10 tane ceza almışsın, 3 tane boşanma almışsın, 2 tane arsa davası almışsın, şunu almışsın, bunu almışsın. Bakıyorsun ben hangisinde daha verimli dilekçeler yazabiliyorum, hangisinde daha iyiyim, hangisinde de bir işi sonuçlandırdığım için müvekkilim beni tekrardan başka birilerine tavsiye etmiş. Şimdi bunun analizini süreç geçtikçe kendi içinde yapman lazım. Ama asla ve asla hani evet ben sadece ceza dosyaları. Aslında bir nevi bu da süreç içerisinde şuna giriyor. Senin elinde 100 tane ceza dosyan da olsa bir boşanma dosyası geldiği zaman sen buna kendini her zaman hazır hissedeceksin. Yoksa o bahsettiğim kurum avukatlığındaki körelme var ya, aslında bir nevi ona gitmiş oluyorsun. Ha. Anladın mı? Hani mesele şey değil, sen sadece ceza yöneldin, çok da iyi paralar kazanırsın. Ama benim öngörüme göre öğrendiğin şeyleri bir nevi hani yılanlar zaman içerisinde ayaklarını kullanmaya evet, öyle bir şey. Derilerin altına gizlenmiş gibisinde. Hani unutuyorsun zaman içerisinde. Bilgi o kadar şey ki geniş, bu çok bilgi. Hemen unutulur. Evet, bilgiyi evet. Sürekli tazelemen gerekiyor. Anladım. Evet, az önce kamera kapanmış. Tam son sorumu sordum, kamera kapandı. Tekrar devam edelim. Evet, abi, tam son soruyu söylüyordum. Tekrar söyleyeyim ben sana. Şimdi abi, dediğim gibi işte mezun oluyorum, staja başlayacağım. Sana göre abi, benim şu an mutlaka bilmem gereken, yapmam gereken ne var? İlk aklına geleni söyle. Yani şöyle bir örnek vereyim, işte akademik bilgi anlamında, sosyal anlamda, hani bu şey de olabilir, dış görünüşe önem ver, işte şunu yap gibi şeyler de olabilir. Senin için staj döneminde yapılması gereken olmazsa olmaz şey nedir? Yani Fatih'cim öncelikle fiziki veya başka şartlar altında herhangi bir tavsiye vereceğim şeyler dışında öncelikli olarak saygı duymak. İnsana saygı duymak. Kim olursa olsun saygı duymak. Kapıdan giren kişiyi veya hayatında ilk tanıdığın kişiyi veya süreçte tanıyacağın, en basit mahkemelerde staj yapacaksın, büroda staj yapacaksın, gelip giden tanıştığın ilk insan kim olursa olsun ön yargısız yaklaşmayı tavsiye ediyorum. Tamam. Ne olursa olsun sonrasındaki davranışlarına göre, kişinin davranışlarına göre tabii ki bir yargı şeklinde olacaktır. Ama ilk şeyin ön yargısız olmak. Bu mesleğimizin ana temeli. Kim olursa olsun. İkinci şey ise bunun neticesinde bu mesleğe gerçekten ne olursa olsun zorluklara rağmen, kolaylıklarına rağmen her şeyiyle, bir bütünüyle yapacağını kabullenmek, içinde bulunduğun durumu, mesleği kabullenmek ve bu yolda kendini nasıl geliştirebileceğini devam etmek. Teori anlamında da diyebileceğim şeyler şunlar ki staj döneminde özellikle icra takipleri, evet. İcradaki ana kurallar olsun. HMK yani belki bizi izleyen meslekten olmayan kişiler hukuk mahkemeleri kanununu başlı başına iyi bilmek. Kanunlara hakim olmak, anayasayı iyi bilmek, ceza mahkemeleri kanununa hakim olmak. Bunun dışında da en önemli şeyimiz bizim mesleğimizde sürelere hakim olmak. Süreler. Dilekçelerimiz, itirazlarımız, herhangi bir yasal işleyişimiz açısından bizim mesleğimiz süreler üzerinden ilerleyen bir meslek olduğu için sürelere hakim olacaksın. Yani önüne bir dosya geldiği zaman şuraya itiraz etti dediği zaman kafadan mesela evet buraya 2 hafta içinde itiraz etmiştir diyebileceksin. Bu noktaya geleceksin. Bunlar en önemli şeyler. Gerisi tamamıyla diğer soruların içinde de cevapladığım için bu sorunu uzatmak istemiyorum. Gerisi kendiliğinden gelişecektir. Senin çabanla yücelecektir, yükselecektir. Ve hepsi sana bir katkı olarak, bir emeklerin karşılığı olarak dönecektir Fatih'ciğim. Yani saygı, önyargısız yaklaşma, bilgiye açık olma. Bilgiler açısından da hani her bilgimiz önemlidir de mesleği yürütebilmek açısından ana temel şeylerini söyledim. Tabii ki her kanun içerisinde kendi süreleri, kendi kuralları olacak. Ama bunlara hakim olursan çünkü gelen dava çeşitliğinde de göreceksin bunların önemini. En önemlileri bunlar. Tabii ki hepsi önemli. Üçüncüsü de gerçekten dış görünüşün, giyimin, kuşamın, oturman kalkman bile, davranışların bile etkili olacaktır. Dış görünüş, giyim, kuşam önemlidir. Yani, ama bu derken bu lüks anlamında değil. Lüks yani. Anlamında değil. Bakım anlamında. Bakımlı olmak, düzenli olmak, temiz olmak. Hani
şeyinden değil. Sen bir takım giyiyorsundur. Bu maddi, eminim maddi imkansızlıktan değil. İki tane takımı yani kombinasyona bile vurunca dört farklı şekilde kombinleyebiliyorsun. Evet. Yani hepimiz matematik gördük bir yerde. Önemli olan kendine olan saygından ötürü, kendine özeninden ötürü bunu yapmak zorundasın. Kendine bakımına, giyimine, kuşamına özen gösterirsen karşıdaki insan çünkü seni ilk tanımadığı zaman bu bir gerçektir. İster istemez sana bakıyor, dış görünüşüne bakıyor. Dış görünüşünde özenliysen oradan bir olumlu puanla başlıyorsun. Bu insan benim işlerime de özen gösterir, bana da özen gösterir. Müvekkil çünkü insan ilişkisidir, bunlara dikkat ediyor. Hani iki tane tişört, iki tane pantolon gidersin herhangi bir bankada, markadan 100 liraya da alabilirsin, diğer bir markadan 2000 liraya da alabilirsin. Evet. Önemli olan bunların temiz ve görünür olması. Anladım abi. Vallahi abi çok teşekkür ederim. Rica ederim Fatih'ciğim. Başka cevaplayabileceğimiz bir şey var mı? Elimizden geldiğince sorduğun sorulara cevap vermeye çalıştık. Her zaman ofisimize de biliyorsun misafir, aynı zamanda da sonrasında her zaman bekleriz yani. İnşallah abi, çok teşekkür ederim. Vallahi ben aklımda olan soruları sordum abi. Hani izleyenlerin soruları varsa eğer, yani izin verirsen senin tabii ki desin. Tabii ki sorun değil. Yani yazarım ben alt kısma. Şöyle mesai saatleri dışında lütfen rahatsız etmeyelim. Tamam. Açıklamaları ekleyelim. Abi ben aklımda olan soruları sordum. Çok teşekkür ederim. Allah çok sağ olasın. Benim elini sıkayım. Teşekkür ederim geldiğin için. Ofisimize şeref verdin. Sağ olasın abi. İnşallah bu yolda yolun açık olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler abi. Senden sorularını cevapladığın için, ağırladığın için, çayın için. Beşte çok güzel bir çaydı. Afiyet olsun. Sağ olasın. Her zaman bekleriz. Arkadaşlar bu şekilde ben aklımda olan soruları sordum. Sizin de sorularınız varsa Instagram adresini koyacağım. Oradan yazabilirsiniz veya da yorumlara da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.